eden sanıklar kısmında yönlendirilen soruşturma sürdü ve cinayetten 3 ay sonra da 20 Nisan 2007 tarihinde de iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ulgun Islamaz, Tuncel Uzundal, Ersin Yolcu'nun içerisinde bulundu. 18 sanık hakkında açılan bir davaydı, iddianameydi. Ardından da iki tane ek iddianame düzenlendi. Osman Hayal ve Coşkun İyicat şahısları hakkında. Dolayısıyla 20 sanıklı bir dava başladı İstanbul o dönemki 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Fakat biz 2007 yılından itibaren aslında bugün de söylediğimiz ve değiştirmediğimiz temel iki şey söyledik. Bu cinayeti icra ve organize eden örgütün üst yapısı bağlantılarının ulaşılamadığını söyledik. Ve yine bu cinayette sorumlu olan kamu görevlerinde yargılanamadığını söyledik. Kamu görevleri hakkında yapılan incelemelerde valilikler ya soruşturma izni vermediler ya da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevleri bahsinde olduğu gibi kısmi soruşturma izinleri verildi. Fakat bu soruşturma izinleri de itiraz üzerine bölge idare mahkemeleri tarafından kaldırıldı. Bir tek Trabzon İl Jandarma Komutanı'nın iki alt düzey görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. Diğer 8 görevli hakkında inceleme yapılmıştı. Biz 6 görevli hakkında da izin vermesi gerektiği iddiasıyla itirazda bulunduk. Fakat bu itirazımız reddedildi. İki tane dava söz konusu oldu. 2007 yılı itibariyle bir tanesi İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan süren dava, bir diğeri de Trabzon'da Okan Şimşek ve Veysel Şahin adlı iki alt düzey jandarma görevlisi hakkında süren dava oldu. 18 soruşturmanın hemen başında Erhan Tuncel gözaltına alındığında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yardımcı bir istihbarat elemanı olduğunu ve cinayet işleneceğine dair bilgiyle Şubat ayı itibariyle Trabzon İl tarafından kayıt altına alındığını söylemişti. Coşkun İyici Yasin Hayal'in halasının kocası silah temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. O da 31 Ocak 2007 tarihinde yani cinayetten 12 gün sonra hem İstanbul Terör Mücadele Şube Müdürlüğü'ne hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde silah temin etmediğini, aksine Trabzon'da Pelikli Belgesi'nde jandarmaya bilgi veren bir kişi olduğunu, uyuşturucu, kenevir ekimi konusunda da ihbarlarda bulunduğunu, hatta jandarmanın çeşitli operasyonlar yaptığını, Yasin Hayal'in de Bratink'i öldürmeyi tasarladığına dair mahallede konuşmalara tanık olunca Yasin Hayal'le görüştüğünü, bu konuda ayrıntılı bilgi aldığını ve sonrasında da ilişkili olduğu Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileriyle görüştüğünü ve cinayet konusunda ayrıntılı bilgi aktardığını söylemişti. Ve gerçekten de yapılan soruşturmalarda sonrasında 15 Şubat 2006 tarihinde Trabzon Emniyeti'nin Frantink'e dönük Yasin Hayal'in öldürmeyi dönük tasarı içerisinde olduğu ve yeni yapacak yapıda ve kararlılıkta olduğu belirten bir evrak hazırladığı açığa çıktı. Bu evrak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü cinayetten 11 ay önce yani 17 Şubat 2006 tarihinde hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne hem de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerine ilettikleri belirlendi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri incelemelerde Coşkun İyici'nin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarını, aslında cinayetten bir gün sonra Coşkun İyici ile karşılaştıklarını, cinayet konusundaki bilgileri de o gün itibariyle aldıklarını söylediler, savunmalarını buradan kurdular. Bir de dosyaya işte adına haber kayıt bildirim formülünden bir evrak sundular. O evrak 20 Ocak tarihli bir evraktır, 20 Ocak 2000 tarihli bir evraktır. O evrakta da Yasin Hayal'in Frantik'i öldürmeyi tasarladığı, İstanbul'a geldiği, ev, Agos gazetesi ve bu iki güzergah arasındaki yol, keşifler yaptı, kroniler hazırladı, cinayet işlemek üzere bugün Samas'ta azmettirdi ve cinayetteki silahın el yapımı bir silah olduğu bilgisi yer alır. Bu evraklı dosyaya 20 Ocak tarihli elde ettikleri bilgiyi de kayıt altına aldıklarının delili olarak sunmuşlardı. Orada enteresan olan husus şuydu, evrakın hazırlandığı saat 20 Ocak tarihinde 20.30 saatidir. O
Oysa ki o gün sana Samsun otogarında saat 23'te gözaltına alınmıştı ve cinayet silahı da o saat itibariyle ele geçmişti. Dolayısıyla tek başına o evrak dahi Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlerinin cinayetten önce cinayetin el yapımı silahla işlendiği bilgisine dahi sahip olduklarını ortaya koymakta. Bütün bu itirazlarımız kabul görmedi. Ve bütün bu olgulara rağmen Trabzon İl Emniyet ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlerine dava açılmadı. Yalnızca Trabzon İl Jandarma Komutanlığı iki alt düzey görevlisi hakkında dava açıldı. Okan Şimşek ve Esra Şahin bunlar ilk caseye katılmadılar. 20 Mart 2008 saatinde yapılan ikinci caseye katıldılar. Trabzon'da kalmadı. Ve başından itibaren savunmaların kurdukları şeyin gerçeği yansıtmadı. Coşkun İlçin'e kendine bilgiyi aktardığını, bu bilgiyi ertesi gün yapılan istihbarat değerlendirme toplantısında binbaşılar, yüzbaşılar, albaylar, başçavuşlar var iken aktarıldığını, dolayısıyla kendilerinin düşen görevi yerine getirdiklerini ama amirlerinin bu konuda tedbir almadıklarını söylediler. Bu beyanları üzerinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın altı görevlisi daha davaya dahil edildi. Fakat yine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri hakkında davalar açılmadı. Biz bu yapılan soruşturmaları İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne taşıdık ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 2010 yılı Eylül ayında 14 Eylül 2010 tarihinde ihlal kararı verdi. Gerekçesini oluştururken de şunu söyledi özellikle. Hrant Dink'e dönük ölümcü saldırıların ve tehditlerin bulunduğunu, devlet görevlilerinin bunu bildiklerini yapabilecek konumda olduklarını fakat devletin kurumlarının birbiriyle bağlantılı yahut da birbirinden bağımsız cinayetlerine geçmek üzere harekette geçmediklerini ve bu süreci şiddetini soruşturma yakınmadığını karara bağladı. Biz bu karar sonrası kamu görevlileri hakkında yeniden suç duyurusu alındı. İstanbul Savcılığı Meclisi'nde ve bu suç duyurusunu da 17 Ocak 2011 tarihinde yaptık. Fakat 2014 yılında değil, hiçbir işlem yapılmadı. Hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz kamu görevlilerinin şüpheli sıfatı ifadesi dahi alınmadı. 2007 yılında savcılık davayı açarken bilgileri soruşturmak üzere bir dosyayı açık tutmuştu. Kamu görevlileri için yaptığımız suç duyurusunu bu dosyaya yerleştirdiler. Ve kısıtlama kararı olduğu için biz yıllarca da bu dosyada yapılan işlemleri görme olanağından yoksun hale geldik. 2014 yılı başlarında soruşturma savcısı değişti ve yeni bir savcı atandı. Ve Yusuf Aslı Doğan savcısı da yargıtayda görevlendirildi. İlk kez onun döneminde yanılmıyorsam Sadrı Uzun eski istihbarat daire başkanı 8 Mayıs 2014 tarihi itibariyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın hakkında dava açılmayan diğer görevlerin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ve 2014 yılı Aralık ayında savcı değişti. Gökhan Kökçü son dönem soruşturma dosyasından el çektirilen savcı dosyayı devraldı. Soruşturmanın zamanında da devam etti. Ve nihayetinde 4 Aralık 2015 tarihinde 26 kamu görevlisini içeren ikisi hakkında görevi ihmal, Celettin Cerrah ve Sadri Uzun hakkında. Fakat üçü hakkında Türk Ceza Kanunu 83. madde, yani kasten öldürülen hareketsiz kalarak işlenmesi cezası 25 yıl sınırı. Üç görevli hakkında bu maddeyi işletti. Bunlar da Engin Dinç, Ahmet İlhan Güler ve Trabzon'daki İl Emniyet Müdürü olan Reşat Altay. Şimdi ben sesini söylüyorum ama sıfatlarını da söyleyeyim. Ahmet İlhan Güler, İstanbul'daki İstihbarat Şube Müdürü Cumhuriyet'in 17 Şubat 2006 tarihinde Grant Inc'e dönük eylem yapılacağı bilgisine ne doğrudan sahip olan, o işlemin altında imzası olan şahıstır. Reşat Altay, C
cinayetin örgütlendiği ve sonrasında cinayetin işlendiği tarihte Trabzon il emniyetinde olan kişidir. Engin Dinç, cinayetin örgütlendiği tarihte Trabzon il emniyetindeki istihbarat şube müdürüdür. Bu üç şahıs hakkında 83. maddeden 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Onun haricindeki diğer görevlerin birçoğu hakkında ise eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek, eski istihbarat daire başkanlığı C. Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, yardımcıları Tamer, Bülent Demirel, Osman Gülben, Ali Poyraz ve diğerler hakkında ise müebbet hapis cezası istenen bir iddianame düzenlendi. Biz düzenlenen iddianameyi önemsedik. Çünkü Dinç cinayetinin dolmasına 9 yıl kala ilk kez bu kapsamlı bir iddianame çıkmış oldu. Fakat eksiklikleri olan bir iddianamedir. Çünkü aslında biz hep bütünsel bir sorumluluktan bahsettik. Evet, İstanbul Emniyeti, Trabzon Emniyeti, Trabzon Jandarması ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı'nın cinayetlerine sorumluluk sahibilerdi. Fakat İstanbul Valilik görevlileri de ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Trabzon ve İstanbul Bölge Başkanlığı görevlilerinin de biz hem Grant İmparatorluğu tehdit atmosferinden haberdar hem de öldürücü bilgisine sahip olduklarını söyledik. Ve bunlar hakkında da iddianame düzenlenmesi gerektiğini belirttik. Fakat düzenlenen iddianame şahısları görevlerini içermedi. Ergun Güngör'ü biliyorsunuzdur. 2004 yılında İstanbul Valiliği'ne Grant İmparatorluğu'nda görüşmeye katılan vali yardımcısıdır. Özel Yılmaz yine bu görüşmede olan İstanbul MİT Bölge Başkanlığı'nın başkanının yardımcısı, aynı zamanda terörden sorumlu daire başkanıdır. Bu iki şahıs hakkında kovuşturmaya yer olmadığı karar verildi. Ve zaman aşımı gerekçesine dayanıldı. Çünkü görüşmenin 2004'te yapıldığını fakat ifade alma işleminin dahi 2014'te gerçekleşti. Dolayısıyla 8 yıllık zaman aşımı olduğu söylendi. İddiaları o oldu. Görevli madde budur. Buna dayanıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yalnızca Celalettin Ceylan, Emniyet Müdürü ve İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkında iddianame düzenlendi. Fakat yeni görevlisi daha soruşturuldu. Bunlar hakkında da takipsizlik kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın bazı görevlileri hakkında kovuşturma yer olmadığı kararı verildi. Takipsizlik kararı verildi. Bir de 2004 yılından 2007 yılına kadar o cinayete giden süreçte rol alan ve Hrant Dink'in hedef kişi haline getirilmesi sürecinde önemli rolde üstlenen Kemal Kemsiz, Veli Küçük ve Oktay Yıldırım gibi şahıslar hakkında da takipsizlik kararı verildi. Bunlar iddianamenin eksik olan tarafları soruşturmada, iddianameye bağlanmamış olan kısımlardı. Biz bu görevlerin tamamı hakkında bir itirazda bulunduk. Fakat dosyamız davaların nerede görüleceği konusu sebebiyle Yargıtay'a gönderildi. Dosya ekleri olmadığı için itiraz merci karar vermedi. 6 Ocak'ta yaptık itirazı. Dosya ekleri geldikten sonra karar bağlayacağını söyledi. Dosya gelişmenin sonucunu beklemekteyiz. Orada nasıl bir karar çıkacak bizim açımızdan önem taşıyor. O konuda şunu söyleyeyim, sonra diğer meseleye geçeyim. Özel Yılmaz ve Ergun Güngör'ün yargılanmalarını istedik çünkü 2004'te görüşmeye katılan şahsı oldukları için yargılanmalarını talep etmedik biz. Grant Dink'in yazılarında da vardır, kendi beyanlarında da vardır. Biliyorsunuz Genelkurmay Başkanlığı'nın Sabiha Gökçen'in Ermenioğlu'na dönük haber üzerine yaptığı ağır bir basın açıklaması vardı. Basın açıklaması 2 gün sonrası yapılmıştır görüşme. 23 Şubat'ta basın açıklaması olmuştur. Genelkurmay Başkanlığı'nın 24 Şubat'ta da İstanbul Valiliği'nde görüşme gerçekleşmiştir. O görüşmede Özel Yılmaz ve Ergun Güngör toplumdaki hassasiyeti aktardıklarını beyan etmişlerdir. Hatta Hrant Dink yazısında biz sizi biliyoruz ama sokaktaki insan bunu bilemez. Bu şeyler söylendiğinde beyan etmişti. Ergun Güngör emniyetten ve azınlıklardan sorumlu vali. Bu sebeple o görüşmeye katılmıştır. Özel Yılmaz terörden sorumlu daire başkanıdır İstanbul'da. Görüşme o sebeple katılmıştır. Ve bu şahıslar cinayet işlendiği tarihte de aynı görevleri sürdüren kişilerdir.
Yani biz 2004'teki görüşmeye katılan kişi oldukları için değil. Ama 2004'te Brant Linker'in tehdit atmosferinden haberdar oldukları, 2007 yılına kadar işleyen tüm süreçte de bu atmosferin giderek yoğunlaştığını gördükleri halde ve cinayeti önleme noktasında yetkileri ve hükümlülükleri bulunduğu halde hareketi geç dedikleri iddiasıyla yargılanmaları gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla da görevi ihmal kapsamında da soruşturulsalar, ki biz orada Türk Ceza Kanunu 83'ün işletilmesi gerektiğini söylemekteyiz. Orada dahi zaman aşımının geçmediğini, 8 yılın dolmadığını, çünkü 8 yıl 19 Ocak'ta olacaktı. Oysa ki ifadeleri daha önceden alınmıştı. Özür diliyorum. 2015 yılı Ocak ayında 12 yılı doğacaktı. Fakat ifadeleri Aralık 2014 tarihinde alınmıştı. Hani umudumuz odur ki mahkeme tarafından yapılan itirazlar kabul görsün ve bu şahıs tarafında iddianame düzenlensin. Başta da söyledim, aslında biz iki tane temel şeyi söyledik. Birincisi dedik ki cinayette sorumlu olan kamu görevlileri hakkında dava açılmadı. 26 kamu görevlisi hakkında açılan dava bir yönüyle asgaride de olsa bu talebimizi karşılayan bir iddianame oldu. Fakat henüz din cinayetini icra ve organize eden örgüt açığa çıkartılmış değil. Ve İstanbul Savcılığı kamu görevlileri hakkında iddianamesini düzenlediğinde cinayet icra ve organize eden örgüte dönük soruşturmayı da ayırdı. Bu soruşturma da bugün devam etmektedir. Bir hafta kadar önce işte bu soruşturmayı yürüten savcının görevleri değiştirildi. Yeni bir savcı atanacaktır. O dosyada çeşitli tespitler yapıldı. İstanbul Savcılığı, Başsavcılığı 3 Kasım'da bir yazı yazdı soruşturma dosyasına yönelik. Ve özetle şunu söyledi. Cinayet mahallinde olan ve şüpheli görünen şahıslara dönük bir çalışma yapıldığını, bu şahısların bir kısmının Trabzon ve İstanbul jandarma görevlisi olduğunu ve bu şahısların örgütsel yapı içerisinde hareket ettiklerine dair de delil ve emareler bulunduğunu belirtti. Ben de yalnızca bunu belirtmek niyetindeyim. Anadolu Ajansı'nın diğer basın yayın organlarında geçti bu. Dolayısıyla da 9. yıla girerken örgüte dönük de aslında önemli deliller toplanmış vaziyette ve bugün o kısmında nihayete erdirilmesi iddianameye bağlanması gerekmekte. Ama soruşturmanın nasıl yürüyeceğini hep beraber zaman içerisinde göreceğiz. Evet, eksikliklerine rağmen aslında son iki savcının yürüttüğü bir soruşturmada bir yönelik ettiğim soruşturma vardı. Görevleri değiştirildi. Dolayısıyla da İstanbul Savcılığı'nın, Başsavcılığı'nın bu soruşturmayı ciddi bir etkinlik içerisinde yapma yükümlülüğü bulunmakta. Ama bu etkinlik göstermeyecek mi? Yapılan tespitler sonuç alıcı bir noktaya taşınacak mı? Ve burada din cinayetini icra ve organize eden örgüt açığa çıkartılabilecek mi? Bunun ancak